Arkadaşlar, benimle Paris'te yalnız başına yaşamak günlükten hoş geldiniz. İyi canlısınlar. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Günaydın. Dünyanın en kasvetli Paris sabahına uyandık. Bakın Allah peygamber aşkına. Bu ne? Bu renk ne? Buz. Anam. Delilere pardon. Deli demeyin de. Ne kadar çılgınca bu havada böyle giyinip koşmak. Hayatta yapmam. Dur gözlüğümü takayım, biraz zeki durmak istiyorum. Şimdi bugünün planında çok güzel birkaç bir şey var. Ama söylemeyeceğim ya. Benim bir tane Fransa'da yaşayan hoca buldum. Onunla ders yapacağım. Şimdi ona buranın en iyi kruvasanını soracağım. En iyi. Hadi bakalım. Kahvemizi yaptık. Şimdi derse gireceğim. Ay kız demesin, bu ne paçoz bir kız, sen de derse falan girmem diye şu halime bakıp benim dış görünüşümde yargılayacak olan yargılasın. Onun adı da Peyton, Python diye yazılıyor, tamam mı? Ben de ona Python derim öyle bir şey derse. Şey yaptım kız, hocamı seviyorum, tamam. Katılıyor iyi. Hi. Hello. How are you? I'm good, how are you? I'm good. Were you in Paris or like some other city? No, I lived in a city called Lyon. About 2 hours by train. Where do you think they have the best croissants? Oh, I only went there once. Okay. What do you mean kitchen is not open? You're a restaurant and like you're selling food. You're basically, this is what you do. Dersimiz bitti. Ama bir dakika, çünkü size söyleyeceklerim var. Cambly'yi zaten muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Cambly ana dil İngilizce olan eğitmenlerle birebir grup şeklinde 7/24 internet bağlantınızın olduğu her yerde İngilizce ders yapabileceğiniz bir uygulama. Haberiniz var mı bilmiyorum ama Cambly'ye artık daha az sıklıkta indirim gelecek. O yüzden şu an bahsedeceğim şey yılın hem ilk indirimi hem de en büyük indirimi olacak. Aylık 289 TL'den başlayan fiyatlar var şu an. Dil öğrenirken yapılan en büyük hatalardan biri kendinizi asla konuşmaya hiçbir seviyede hazır hissetmemeniz. Mesela A1, A2 seviyesinde ben zaten hiçbir şey bilmiyorum, konuşma pratiği yapabilecek düzeyde değilim diye düşünüp insanların speaking'i hep geri plana atması. Sonrasında da anlıyorum ama konuşamıyorum problemini yaşamaları. Cambly'de her seviyeye uygun eğitmen var. Bir de diğer platformlardan farklı olarak burada eğitmeninizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Mesela ben bugün Paris'te yaşayan biriyle konuşmak istedim. Ona göre bir eğitmen seçtim. Mesela internetim mi yok? Çevirim mi çalışmıyor? Bana ne? Çünkü ben İngilizce biliyorum. Diğer platformlardan farklı olarak sadece ana dil İngilizce olan eğitmenler var. Cambly'nin şöyle bir özelliği var. Her zaman görüntüleyebileceğiniz şeffaf fiyatları var. Daha sayamayacağım bir sürü artısı var ama dediğim gibi şu an 289 TL'den başlayan fiyatlar var. Buraya tekrardan zaten yazacağım. Açıklama kısmına da linki bıraktım. Bence gidip gerçekten kendinize bu yatırımı yapın. Tavsiyemdir yani. 1, 2, 3. Ben aslında bunu çekmiştim ama silinmiş. Şu kapının işini yapayım. Allah aşkına komşum görecek. Abone değilseniz girmem ha. Abone olanlara ev var. Abone olmayanlara ev falan yok. Size helikopter falan yok yani. İstatistiklerden görüyorum abone olmayanlara. Seni artık helikopter falan sana yok. Bitti. Bu son. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Evime hoş geldiniz. Burası benim Paris'teki yeni evim. Satın almadım. Aklınızdan da öyle bir şey geçtiğini sanmıyorum. Şimdi size ev turu yapacağım, tamam mı? Burası 1+0 ev. Burada bir Airbnb tuttum. Size şimdi evi gösteriyor. Girişte şöyle bir dolabımız var. Buraya eşyalarımı koydum. Sağa döndüğünüz zaman burada bir salonumuz var. Alanım olmadığı için eşyalarımı buraya koydum ve dağınık, kusura bakmayın. Böyle. Burada bir televizyon var. Netflix, internet. Hiçbirisi yok. Burada şöyle bir masa var. Şurada aldıklarım var. Şurada makyaj, çantam var. Kendime çiçek almıştım. Bu da düşmüş. Anam. Burada da bir masa var. Şurada yatak şeylerim var. Bu koltuk açılıp yatak oluyor. Size gösteririm. Ya da göstermeyebilirim. Yani çektiğiniz zaman yatak oluyor. Şurada bir oturma alanımız var ama bütün eşyalarımı oraya koydum. Çünkü dediğim gibi alan yok. Şimdi bakın. Burada bir şöyle bir manzaramız var. Burası Fransız balkonu. Uydurmuş da olabilirim. Manzaramız böyle. Burası da benim balkonum. Gelin, bitti mi sandınız? Ev bitmedi. Şu masanın yanından mutfağa giriyorsunuz. Ya ben size bunu ev temizken çekmiştim ya. Böyle bir mutfağımız var. Burada dolabımız var. Dolabımızda hiçbir şey yok sanmayın. Burada dondurmam var. Mikrodalga olsun efendime söyleyeyim. Kahve makinesi olsun, kettle olsun. Millet donunu kaynatmış olabilir. Bunda hiç güvenmiyorum. Sonra ocağımız, her şeyimiz var.
Mutfağımız bu şekilde. Mutfaktan çıktığınız zaman sizi banyoya götürüyorum. Buradan gittiğinizde burada girişin hemen solunda bir banyo var. Burası da banyomuz. Şöyle bir kalorifer var. Burası sıcacık. Sonra burada böyle bir ayna var ama bu ayna yamuk duruyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Burası tavan katı. Yani çatı katı burası. O yüzden ayna böyle eğimli olduğu için hobbit gibi duruyorum. Burada tuvalet var. Duşakabin var. Duşakabinin tam karşısında bir tane cam yapmışlar. Ben burayı havluyla örtüyorum. Duvar da olsa yani duvarın da gözü var sonuçta. Evimiz bu kadar. Şimdi neydi? Kümes asansörümüze giriyoruz. Isınıyorum. Ay asansörün boyutuna bakın. Nankörlük yapmayacağım. Annenin bir lafı vardı. Bilmem ne buldum. Bilmem nesini. Bilmem ne buldum. Bilmem nesini. O yüzden her bulduğunuza ayetini. Karnım o kadar aç ki. Sasıdım yani acıkmaktan. Sasıdım. Çok heyecanlıyım. Angelina kafeye gidiyoruz. Angelina Jolie'ye benzeyenler gidiyormuş sadece. Yani ben de oraya davetliyim. Benzediğim için. Şaka şaka. Her kuruşuna kadar kendimi ödeyeceğim. Bakın burada kapılar böyle itmeyle açılmıyor. Şu düğmeye basıyorsunuz. Sonra itiyorsunuz. Sonra burada ışık ve kapı var. Kapıya basıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz. Bu kadar insanın yağmurda ne işi var? Şemsiyemi çıkarayım. Hiç daha açmadım. Çalışıyor mu bilmiyorum. İyi hiç yoktan iyi. Rüzgarda 2 dakika sonra kırılacak şemsiyelere benziyor. Can I get this one? Yes of course. What do you prefer for the beverage? Seçtiğim şeyi yiyemedim ya. Çünkü mini mini kruvasanlardı benim söylediğim. Hem çikolatalısı vardı hem bilmem neresi vardı. Kalmamış bana bir tane sadece düz kruvasan getirdiler. Neyse güzeldi de. Yani bu kahvaltı 23 euro. Hiç böyle yanına size ekstradan kusura bakmayın kalmadığı için şöyle bir tatlılık yapalım falan diyemedim. Ama neyse güzeldi yani. Ekmeğini de yedim, her şeyi yedim. Hiçbir şey bırakmadım. Hatta şu tereyağını yanıma alsam mı diye düşündüm de. Almayacağım, çantamda erir. Biri yapmış yani kendi koç arabasıyla giderken tereyağları koymuş. O da sıcaktan erimiş. Bütün herkesin valizlerini batırmış. Şimdi çantamın başına öyle bir şey gelmesin diye almayacağım. Ama güzeldi bak. Ha sıcak çikolatası çok güzeldi de. Yanımda Türkler vardı anlatamıyorum diyecek bu kız salak mı? Ama bekledim. Sürekli kamerayla kendimi çektim ya. Acaba mal mı bu? Sürekli kendini çekiyorlar mı diyeceklerdi ben de onlara. He malım Tuğba diyeceğim diye o anı bekledim ama demediler. Çok saygılılar. Ay yeter sıcak çikolata da baydı. Oh my god. Yapıya bakın. Yapı yani benim için bir adı vardır kesinlikle de. Yapı. Sanat sepet. Efendime söyleyeyim bina. Konsolosluk mu şu Allah aşkına? Şu konsolosluksa ben diyeceğim. Bana niye 10 günlük vize verdiniz kardeşim? Benim hırsıza, şeye, soysuza benzer bir şey mi var? Benim soyadım Yaman. Yaman bir kişiliğim yani anladınız mı? Ya yağmurda yağacak günü buldu ya. Kendime zaten H&M'den bir tane şemsiye almışım. Şemsiyenin ahı gitmiş, vah kalmış. Mesela birisi yanımda şey şarkısını söylesin. Ne oluyor sana kızım ödemeler yaptın Instagram bana göndermeler. Bıraktığımda bana döndemeler. Senin ismini unuttum neydi ya? Bana ne hediye yapsa o kısmında benim şemsiyem kırılır. Eyfel'in oraya gidiyorum şimdi. Ana bakın şuna. Bakın hele. Gelin gezdireyim kız sizi Fransa'da, Paris'te. Aa size bununla ilgili bir hikaye anlatayım mı? Bu adam zamanında tamam mı? Çok bilge bir adammış. Anladın mı? Anladın mı? Sonra bu adama demişler ki dünyanın en güzel kızı kim? Sana 3 tane şey veriyoruz. Bilemezsen doğru cevabı veremezsen taşa dönüştürülecek. O da demiş ki bir Angelina Jolie. Tamam mı? Çok güzel bulduğu için onu saymış. Doğru. Sonra demiş ki ikinciyi atlamak istiyorum. Üçüncü ise Sydney Sweeney demiş. Doğru demişler. İkinciye geçmiş. İkinciye de bir anlık boşluğa gelip ne dese beğenirsiniz? Margot Robbie demiş. Ve Amasya Kralkaya mezarlıklarındaki krallar bu adamı taşlaştırmışlar. İbret olsun diye. Çünkü ikinciye beni söylemesi lazımdı. Anam şunlara bakın kız. Oh my god. Narnia'daki aslan. Hani taşın üstüne yatırıp taşlaştırmışlardı ya. Bakın şimdi hazır mısınız? Tam 4 yıl önce. Şuna bakın. Burada fotoğraf çekilmişim 4 yıl önce. O zaman geldiğimde bir tane Airbnb'de kalıyordum tamam mı? Airbnb'de pardon Couchsurfing'de kalıyordum çünkü öğrenciydim param yoktu. Mesela kız çok şehir dışında bir yerde yaşıyordu. Onun evinde kalmıştık. Onun ailesiyle beraber arkadaşımla kalmıştık. Duş bile alamamıştık utandığımız için. Parpaletim vardı. Onunla kafamdaki şeyleri, yağları kapatmaya çalışmıştık. Mesela aklımın ucundan bile geçmezdi. 4 yıl sonra, tam 4 yıl sonra buraya bir markanın global çekimi için geleceğim.
sokakta fotoğraf çekilmiştim, buldum. Size bir şey diyeyim mi? Az önce bir tane adam ne yaptı biliyor musunuz? Dedi ki fotoğrafımı çeker misin? Ama Fransız. Fransız adamın burada ne işi var fotoğraf çekilirken şeyin önünde. Neyse sonra ben de fotoğrafını çektim adamın, tamam mı? Sonra adam ama gitmiyor. Şey demem bekliyor. Sen de benimkini çeker misin demem bekliyor. Bence telefonumu çalacaktı. Baktı beni yalnız gariban gördü. Telefonumu çalacaktı. Ama ben çok akıllı bir kız olduğum için ona sen de benim fotoğrafımı çeker misin demedim. Bakın şurada ne var biliyor musunuz? Şurada bir tane süpermarket var, tamam mı? Ben geçen sefer arkadaşımla geldiğim zaman sürekli buradan Milka burada 1 euroydu, tamam mı? O zaman euro da 8 lira gibi bir şeydi. Diğer her şey pahalı diye sürekli Milka yiyordum ama inanamazsın sürekli. Şimdi oradan gidip Milka alacağım birazdan. Özgüvenli hareket bu arada. Ben burada insanlardan şu an poz vermeyi öğreniyorum. Oh my god. Harikasın kız. Oha. Moda ikonu. Bu bir şaka mı? Kıza photoshop düzenliyorlar. Çekmem gereken bir şey vardı, onu çekmeye gittim, tamam mı? Bir tane adamın fotoğrafını çekmiştim ben oradayken. Allah, adam oradan ayrılmıyor. Allah Allah, çekiyor çekiyor dedim, herhalde çektiklerimi beğenmedi. Neyse sonra adam yanıma geldi, gel beraber fotoğraf çekinelim dedi. Dedim ben de niye çekiniyoruz beraber fotoğraf? Anı kalsın anı kalsın falan dedi. Neyse sonra adamla fotoğraf çekindim, işte Alceriyalı mıymış neymiş beni oraya davet etti. Adı da Zemmin öyle bir şey. Dedim hey gelirim kardeşim. Beni bir gerdi ya. Buraya videosunu koyacağım ama fotoğraf çekinmeyi sorarken falan yakalayamadım. Sonrasında çek bir şey derse onu saçıya vereceğim diye. So we have a bus coming together. Nice to meet you. Sabahtan bir peşimde bir beni bırakmadı. Nerede benim milkalarım Allah aşkına? O daha demin dediğim markete girdim. Benim milkalar yok. İkili milka satıyorlardı, ondan yok. Ben Firdevs'te buradan o milkalardan almıştım. Karnımı doyurmuştum ya. Eskileri ya dediğim dedim kız. Vallahi yok, satmıyorlar artık. Bulamadım, gidiyorum. Şimdi sümüklü böcek yemeye gidiyoruz. Yağmur yağdığı için sümüklü böcekler ortaya çıkmıştır. Avlanalım bakalım. Dondum ya. Dondum Allah aşkına. Paris'te yaşanırmış. Şu yüzüğü de çıkartacağım. Demir olduğu için parmağım daha da donduruyor. Burada Türkçe anlıyorsa söylesin. Bunlar genelde Diriliş Ertuğrul falan izliyorlar ya. Buket'in arabasında İstanbul'da takıldığım yetmemiş gibi. Şimdi benim de Buket'in arabasından. Gidiyoruz. Az önce dünyanın en saçma şeyi oldu. Kendimi mal gibi hissettim. Adama şey sordum. Her zaman dedim burada böyle yağmur yağar mı? Yol gideceğiz hani, iki sohbet edeyim. Adam cevap vermedi. Ve adama sorduğum çok belliydi yani. Normalde kameraya Türkçe konuşuyorum. Bu kadar gergin olmaya gerek yok. Gideyim de sümüklü böcek yiyip kendime geleyim. Nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. İnternetten izlemem lazım şimdi ama şarjım çok az. Yani yiyecek hiç mi bir şey kalmadı acaba? İncelemeyeceğim, incelersem iyi yemem. Burada kötü falan da değil ama yani sümüklü böceği yemek hiç hayatta aklıma gelmez mesela. Yeah, I like it. You like it? Yeah, I do. Yeah, I do. First time? For the yeah, first time trying. Oh, great. Yeah, enjoy. I like it. Thank you. Ekmekle sümüklü böcek yediğimi düşününce midem bulanıyor ama bunu sanki bir etmişçesine yersem o zaman midem bulanmıyor. Ve biraz pahalı olduğu için yemek zorundayım. Üstüne su içeceğim çünkü sümüklü böcekler yağmur yağınca ortaya çıkar ya, kendilerini yaban ellerde hissetmesinler. Güzeldi abi. Vallahi güzeldi. Soğan çorbama bakın. İnanılmaz duruyor. Bundan çok umutluyum. Çünkü ben soğanı çok severim. Benim babam da soğan eker bu arada. Bu yağmurda herkes nereye gidiyor Allah aşkına? Şimdi sümüklü böcek yorumlamamı yapacağım. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten tadı güzeldi. Böyle vidiklemezseniz, ne olduğuna bakmazsanız, işte hayvanın ağzı nerede, burnu nerede, bağırsağı nerede diye bakmazsanız tadı vallahi güzeldi yani. Bildiğiniz et. Yumuşak bir et sadece. Acaba bir hayali var mıydı bu sümüklü böceğin? Ne bileyim mesela Paris sınırından çıkıp başka bir yere gitmek gibi bir hayali var mıydı? Nereden bilebilirdi ki benim onu maydanozlu, sarımsaklı, tereyağlı sosla yiyeceğimi? Yazık vallahi işte. Ne demiş Allah? Ay ne demiş Allah mı? Ne demişler? Kul yazar, Allah güler miydi? Kader güler miydi? Anam burası ne? Dondurmacı.
Gelin girelim. Ay dondurma değil çikolatacıyım. Çekilin kız önümden. Kiyosu 84 euroluk ne satıyor olabilirsiniz mesela? Tadım acaba yasak mı? Tadım yapmak. Şöyle hediyeler varmış. Turist kekleme. Şunlara bakın. Bunların hepsi turist sirkeleme oyunu. Çekilin bakalım. Hayatta almam. Çikolata seviyorum da ülke çikolatalı gofret de çikolata sonuçta. Arkadaşlar burası buraların bilmeyi gibi bir şey, tamam mı? Ve ben her gün buraya gelirdim. Buraya gelmek hobilerim arasından biriydi. Çünkü çok yapacak bir şeyim yoktu. Arkadaşım yoktu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir arkadaşım yok. Hadi devam edelim. Ay, domuz. Domuz mu? Uydurdum. Buradan domatesli, şu ekmek kısmından domatesli bir şey alırdım. İnanmıyorum, şunlardan o kadar çok yerdim ki. Bunlardan. Şu kalabalığa bakın, imdat. Hayırdır? Çok iyi bir aktüel ürün falan mı geldi? Benim bisküviler nerede? Bir tane aldığım bisküvi vardı, ondan almaya geldim. 25 dakikadır yoluyorum, onu almadan hiçbir yere gitmem. Sondeyler falan var, ben bunlardan yiyordum. Ay şunlardan o kadar çok yiyordum ki size anlatamam, şu alttakilerde. Hello, welcome. Odama hoş geldiniz. Burası benim evim. Saçıma bakmayın. Şimdi eve geldim. Gün boyu yağmur yağdı. Yani gerçekten donuma kadar ıslandım. Şaka yaptım, ıslanmadım. İçlik falan giymiştim. Üşümedim de ama çok rüzgar vardı. Telefonum çok ıslandı. Ellerim dondu. Şişim çok geldi. Sonra markete gitmiştim ya ben. Bu maydayken sürekli yediğim bir bisküvi vardı. Benim böyle sanki hayatım bana o dönemlerini hatırlatacakmış gibi sevinmiştim o bisküviyi bulacağım diye. Ama sanırım gerçekten BİM'in en kalabalık olduğu gün gitmişim. BİM değil bu arada. Lidl da oranın BİM'i gibi. Bulamadım. Da çıkarken de kadın şöyle bir baktı bana ama çalmadım yani, yanıldı, günahımı aldı. Yaşasın, Fransızlara günahımı da verdim. Size söylemiştim ya sürekli Milka'dan yiyordum diye, ondan buldum, ondan aldım kendime. Ama şimdi canım bundan yemek istemiyor, bunu Türkiye'ye götüreceğim. Dışarıdan çikolata getiren akraba almak için bunu Türkiye'ye götüreceğim. Ne aldım biliyor musun? Unutmayacaksınız. Arkadaşlar New York'ta ama eridi biliyor musunuz? Dışarıda unuttum. Geldiğimden beri dışarıdaydı, eridi. Bunu arıyordum ya New York'ta falan da bulamamıştım. Yarı pişmiş Ben & Jerry's. Bu half baked olan. Tamam, bunun içerisinde çikolata var, vanilyalı dondurma var, brownie parçaları var. Şey var ya, chocolate chip cookie'nin doğu. Hani çikolata parçacıklı kurabiyenin hamuru. Harika bir şey. Bunu bulduğunuz yerde alın. Pahalı bir şey ama 10 gün falan yersiniz. Ben bir günde yiyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Akşam yemeğim sümüklü böcekti. Onun üstüne bir şey yemedim tekrardan. Şimdi bundan yiyeceğim. Nereye götüreceğim? Biliyor musunuz bu beni? Beni Amerika'ya götürecek. Yani böyle şeylerin gerçekten hafızası oluyor. Mesela ben bunu yediğim zaman Los Angeles'a gideceğime eminim. Bir dakika geliyorum. Kaşığım var. Yıkadım. Airbnb'deki hiçbir şeye güvenmem. Hele kettle'lara hiç güvenmem. Ya donunu kaynattıysa kettle'da. Bu benim akşam yemeğim arkadaşlar. Los Angeles'taki hatırlıyor musunuz o evimizin bahçesine? O evimizin havuzlu kısmını. Orada bundan yemiştim. Oraya gittim geldim. Bakın böyle parça parça kurabiye hamuru var. Ben brownie normalde hiç sevmem ama. Bakın böyle brownie'ler var. Arkadaşlar bugünkü Paris şeyimiz bu kadardı. Gece çıkıp sizin için Eiffel'de parıl parıl bir tane reel çekmek isterdim ama herkes yaptı zaten. Benim yapmam bir anlamı yok yani. Ben üşenirim. Oraya gidemem yani. Bir de beni gece orada birileri bir şey yapabilir. Beni kaçırabilir, beni dolandırabilir. Eşyalarımı çalabilir. Bir de hava soğuk yani. Beni yapmış gibi hayal edin, tamam mı? Gidemem öyle. Yani bir tane güvenliğim olsaydı, bir tane kameramanım olsaydı gider orada ok atıyormuş gibi yapıp ışık değiştirdiği zaman ben de kendimi orada çekilmek isterdim. Yalan değil ama uğraşamam. Evde oturacağım. Müge Anlı izleyeceğim. Bakın iki tane gözlük almışım kendime. Bir bu. Diğerini de göstereyim. Burada sokaktan aldım buna. El yapımı gözlüklermiş. Bir de bu. Ben gidiyorum. Bir sonraki günde görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeter be. Hadi.